مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّتٌ فِي اَدَاءِ دَيْنِهِ اِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ عَوْنٌ. Bunu da Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. O da biliyorsunuz Hanbeli mezhebinin imamı, kurucusu, büyük müştehit. Aynı zamanda çok büyük bir hadis alimi. Müsned, Kitab-ül Müsned diye bir eser yazmış. Hadis-i şerifleri toplamış. 30 bin küsür hadis-i şerif var hadis şeyinde, kitabında. En büyük hadis kitaplarından birisi. Hanbeli mezhebinin kurucusu. Hazreti Ayşe anamızdan radıyallahu teala anhadan bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Manası ne? Bu hadis-i şerif konu değişti şimdi. Birinci hadis bitti. İkinci hadise geçtik. İkinci hadisin konusu borcu ödemekle ilgili. Borç ödemekle ilgili. Peygamber Efendimiz diyor ki مَا مِنْ عَبْدٍ hiçbir kulu yoktur ki, yani kul demek Allah'ın yarattığı işte sen ben gibi insanoğlu, hiçbir kul yoktur ki كَانَتْ لَهُ نِيَّتٌ فِي اَدَاءِ دَيْنِهِ borçlanmış da borcunu ödemeye niyeti var, ödemek niyetinde, iyi niyetli, halis niyetli اِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ اَوْنٌ Allah'ın muhakkak ona yardımı olur. Niyeti ödemek ya, Allah ona kolaylık ihsan eder, borcundan kurtarır, borcunu ödettirir. Niyeti halis olacak. Yani bazı kimse var, efendim mal alıyor, şey imzalıyor, bono imzalıyor, bir şeyler, senet mi diyorlar, bono mu diyorlar, bir şeyler imzalıyor ama ödemeye niyeti yok. Malı alıp gidiyor, vakti geliyor, senetler protesto oluyor, paralar ödenmiyor, malın sahibi telaşlanıyor, gidiyor, arıyor, tarıyor, bilmem, ödenmiyor. Veyahut geliyor, veresiye mal alıyor, ödeyeceğim falanca zaman, o gün geliyor, almıyor, şey yapmıyor. Şimdi bir yerde bir kardeşim bir dükkan açtı, hayırlı olsun dedim, ne işi yapacaksın, filanca malı satacağım. Dedim, borç verme, borç verme. Aradan bir zaman geçti, gördüm, sordum, nasıl dedim, dükkanın, ticaretin iyi mi? Borç vermiyorsun değil mi dedim. Dedi, borç vermeden olmuyor bizim meslekte. Yani bizim bu sattığımız malda hep veresiye veriliyor. Efendim, borç olmuş oluyor yani. Dedim, vermezler. Zamane bozuldu, insanlar borcuna sadık değil. Bir zaman daha geçti, sonra gördüm, ne yaptın o dükkanı? Hocam dedi, maalesef kapattım. Neden? Alanlar aldıkları malı işlemişler ama buraya borçlarını ödememişler. Millet borçtan filan korktuğu yok, haramdan korktuğu yok, efendim ahiretten korktuğu yok, Allah'tan korktuğu yok. Efendim Allah imanını aldı mı bir insanın elinden, efendim her şeyi yapar. Allah'tan korkmayandan kork demiş büyüklerimiz. Allah'tan korkmadı mı her şey oluyor. Borcunu ödeyecek. Bir insan borcunu ödemezse ne olur? Allah ona büyük cezalar veriyor. Borcunu ödemeden öldüğü zaman çok büyük cezalara uğruyor. Onun için Peygamber Efendimiz birisinin cenaze namazı kılınacağı zaman bunun borçları var mıydı diye sorardı. Ödeyin ondan sonra kılayım namazını derdi. Kabirde azap görür, ahirette azap görür, borcu ödenmediği müddetçe ceza çeker filan. Eğer ödeyecek kimsesi varsa onun borcunu öderlerdi. O zaman giderdi namazını kılardı. Ödeyecek kimsesi yoksa, kimsesiz bir Müslümansa bunda kimin alacağı var diye sorardı. Bütün Müslümanların şeyi benden sorulur diye, hepsinin peygamberi benim diye, efendim o öderdi. O kişinin borcunu öyle öderdi. Şimdi de biliyorsunuz cenaze namazı kılınacağı zaman ne yapılıyor? Ey cemaati Müslümin diye soruluyor. Yani bununla beraber bulunanlar vardır aranızda deniliyor. Ömrü beraber sürdünüz, komşuluğunuz oldu, ortaklığınız oldu, münasebetleriniz oldu, haklarınız geçmiştir. Hakkı olan hakkını helal etsin deniliyor. Oradakiler de merhamete geliyorlar. O halden, üzüntüden, efendim, acıdıklarından helal olsun diyorlar. İki defa, üç defa soruluyor, helal olsun deniliyor. Ondan sonra tabii namazı filan kılınıyor. Bu bakımdan borç yapmamak esas olacak Müslüman. Yani borç yapmak iyi bir şey değil. Ama bazen gerekiyor, mecburiyetler oluyor, insan sıkıntıya düşüyor, kazalar oluyor, borçlandı. Borcunu ödemeye halis niyeti olacak. Halis niyeti oldu mu Allah ödemesinde
kolaylaştırıyor, nasip ediyor diye müjde var bu hadis-i şerifte. Eğer borcunu ödemek niyetinde değilse, alırken ben bunu nasıl olsa iç ederim, nasıl olsa aldatırım, nasıl olsa bu adama vermem, süründürürüm filan diyorsa, o zamandan itibaren büyük günahlara giriyor. İbadetleri kabul olmaz, efendim azaptan kurtulmaz, beladan dünyada ahirette kurtulmaz. Allah kimsenin malını yedirtmesin, kimsenin efendim hakkını üzerimize geçirtmesin. Kimse gelip de ahirette tam hesabın görüldüğü zamanda yakamıza yapışıp da ver benim hakkımı diye orada bizi terletmesin diye Müslümanların buradan tedbir alması lazım. Ahirete kul hakkıyla gitmemek lazım. Kul hakkı çok kötü bir durumdur, çok tehlikeli bir durumdur. Kul hakkı yüklenmeden, kimsenin hakkını üzerine geçirmeden yaşamaya alışmalısınız. Ona göre çalışmaya, işinizi ona göre ayarlamaya, ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya alışmalısınız. Faizli borç hiç almayın. Çünkü faiz almak da haramdır, vermek de haramdır. Bir şeyin alınması haram oldu mu, verilmesi de haram olur. Sonra onlar büyük beladır. Peş peşe büyür, 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 evi sattırtır insana. Efendim, çok kötü durumlara düşürtür. Yani haram yola sapmayın, hile yoluna sapmayın, böyle ödememek gibi kötü niyetlerle işler yapmayın. Niyetiniz haliz olsun. Ya Rabbi beni kimseye muhtaç etme. Allahümme erzukni tayyiba ve sta'milni saliha diye dua tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Ya Rabbi bana helal, temiz rızık kazanç nasip et. Temiz, tayyip, güzel, güzel rızık nasip et. Verzukni tayyiba ve sta'milni saliha ve beni salih amelleri, işleri, hayratı, hasenatı yapan bir insan eyle. Hayırlarda kullanayım ömrümü, imkanlarımı, kullandırt ya Rabbi diye böyle dua etmeyi tavsiye ediyor. Allah bizim hepimize helal rızık nasip etsin. Annemizin teriyle helal minallah, anamızın ak sütü gibi helal rızıklarla kendimiz de beslenelim. Evlatlarımızı da helal lokma ile besleyelim. Haram lokma ile beslenirse bir evlat, o evladın hayrı görülmez. Haram lokma bir insanın vücuduna girdi mi, cehennemde yanması hak olur. O bakımdan evladınızı haram lokmaya yedirmeyin. Kendiniz haram kazanca meyletmeyin. Efendim, kul hakkını üzerinize geçirmeyin. Yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi likulli mri'in minhum yevme izin şe'nun yughnihi. Ne demek bu ayet-i kerimeler? Yevme yefirrul mer'u min ehihi. O öyle bir gündür ki, o hesap günü, o kıyamet günü öyle bir gündür ki, yefirrul mer'u, kişi firar eder, kaçar. Yevme yefirrul mer'u min ehihi. Öz kardeşinden kaçar. Yani anne, aynı annenin babanın çocuğuydu bunlar. Öz kardeşinden kaçar. Çünkü onu dövmüştür. O onun bir şeyini almıştır. Hakları geçmiştir. Mirasta yanlış bölünmeler olmuştur. Gasp etmeler olmuştur. Bilmem ne olmuştur. Ahirette kaçar ama nereye kaçacak? Nereye? Allah'ın hükmünden kaçış var mı? Yevme yefirrul mer'u min ehihi. Kardeşinden kaçar. Ve ümmihi ve ebihi. Anasından kaçar, babasından kaçar. Evlatlık vazifesini güzel yapmadı, görevlerini yerine getirmedi, anam benden davacı olacak, babam benden davacı olacak diye kaçmaya çalışıyor. Nereye kaçacaksın? En iyisi evlatlık vazifeni güzel yap. Şimdiden gönlünü almaya çalış. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, burnu yerde sürtsün o çocuğun ki anasına babasına veya sadece onlardan bir tanesine, her ikisine birden veyahut bir tanesine sağken yetişmiş de cenneti kazanamamış. Sürünsün burnu yerde. Cenneti kazanamaz mı insan? Elini öper, ayağını öper, hizmet eder, izzet eder, ikram eder, efendim kazanır. Bir kardeşimin evine gittim 2-3 gün önce. 80 yaşında, 90 yaşında annesi var. O da gelmiş Almanya'dan. Efendim, annesini çok seviyor. Çok Müslüman insan. Annesine çok hürmet ediyor. Annesi de eski Osmanlı hanımı, çok dindar, böyle oturaklı bir hanımefendi. Dedim, falanca yer görmedin mi, filanca yere gitmedin mi? Hocam diyor, ben diyor Almanya'dan geldim, anamın dizinin dibinden hiç ayrılmam diyor. Dışarıyı gözüm görmez diyor. Burada otururum, duasını almaya çalışırım diyor. Ya annene yetiştin veya babana yetiştin, cenneti kazanman lazım. Çünkü onun duasıyla cennet kazanılır.
veya ötekisinin duasıyla cennet kazandır. Ama öyle yapmıyorlar. O zaman yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi. Kardeşinden kaçıyor, anasından kaçıyor, babasından kaçıyor. Ve sahibetihi ve benihi. Karısından kaçıyor, çoluk çocuğundan kaçıyor. Karısından kaçıyor, çoluk çocuğundan. Neden? Kazaklık yaptı dünyada. Efelik yaptı. Kadın aciz, erkek kuvvetli. Çarşıda pazarda çalıştığı için, balta salladığı için, balyoz salladığından, Allah vücudunu kuvvetli şey yaptığından, evin efesi olduğu için çat çut pat küt efendim efelik yaptı, ezdi kadını. Haklı yere dövdü, haksız yere dövdü. Efendim ezdi. Şimdi kaçıyor. Çünkü orada efelik sökmüyor. Kadın boynunu bükecek, diyecek ki ya Rabbi bu efendi ben sabrettim dünyada ama öyle eza cefa etti ki bana. Anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi. Köşelerde az mı ağladım? Al ya Rabbi bundan benim hakkımı diye isteyecek. O zaman o zaman şey yapacak. Çocuğu gelecek. Çocuğu, öz çocuğu insandan davacı olacak. Orada işler karışacak çünkü. El ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduvvun illel müttakin. Buranın has, samimi kardeş, dostlar, ahbapları ahirette birbirlerine düşman olacaklar. O günün hali başka. Çocuğu davacı olacak. Ne diyecek? Çocuk edepsiz, çocuk gangster, çocuk mafyacı, çocuk kumarbaz, çocuk sarhoş, çocuk ayyaş, suçlu. Rabbinin huzuruna dikildiği zaman diyecek ki, ya Rabbi babamdan davacıyım, beni Müslüman yetiştirmedi diyecek. Bak kepazeye. Hem kendisi sarhoş oldu, hem de şimdi bana davacı oldu. Olacak. Olacak çünkü o çocuğu iyi yetiştirmek annenin babanın vazifesi oluyor. Onun için adam karısından kaçacak, çoluk çocuğundan kaçacak. Ve sahibetihi ve benihi likullim ri'im minhum yevme izin şeynün yugnihi. O gün her insanın başına öyle işler açılacak ki herkesin kendi derdi kendine yetecek. Kendi işi başından aşkın olacak. Başkasına bakacak, yardım edecek hali olmayacak. Başını kaşıyacak zamanı olmayacak o gün. İşte o güne şimdiden hazırlanmak lazım. O gün için şimdiden tedbir almak lazım. O gün karısından kaçmamak için karısına zulmetmemek lazım. O gün çocuğundan kaçmamak için çocuğuna haksızlık yapmamak lazım. Çocuğunu kötü yetiştirmemek lazım. Veya yetişmesine ilgisiz kalmamak lazım. Veyahut birisini sevip mirası onun üstüne yapıp öteki çocuğunu mahrum bırakmamak lazım. Veyahut anasına babasına evlatlık vazifesinde ihmal yapmamak lazım. Veyahut kardeşlerine, efendim Müslüman kardeşine veya başkalarına haksızlık etmemek lazım. Neden? Çünkü bir hesap günü var. Çünkü yaptığı her şey insanın boşa gitmiyor, deftere yazılıyor, kayda geçiyor. O kayıtlar ortaya dökülecek, o defterler açılacak, o günahlar saçılacak, onlar tartılacak, insanlar birbirleriyle yüzleştirilecek, davacılar dinlenecek, haklılar hakkını alacak, haksızlar cezasını çekecek, dağlar gibi oraya sevaplarla gelmiş bazı Müslüman insanlar, ona buna hakkını vere vere elinde hakkı sevabı kalmayacak, müflis durumuna düşecek, sende sevap kalmadı diye cehenneme düşecek. Allah etmesin. Allah etmesin. Onun için bu dünyadayken hesabını Müslümanların güzel yapması lazım. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu diyor. Hazreti Ömer ne kadar güzel söylemiş. Kendinizi ahirette hesap olmadan önce, ahiret hesabı olmadan, orada hesaba çekilmeden önce burada hesaba çekin. Dünyadayken bakın bakalım Allah'ın rızasına uygun mu yaşıyorsunuz? Bugünü bir düşün bakalım. Bugün Allah'ın rızasına uygun mu geçti? Yoksa Allah'a asi olarak mı geçti? Cuma namazını kıldın mı? 5 vakit namazını kıldın mı? Efendim sabah namazına kalktın mı? Uyudun kaldın mı? Tesbihini çektin mi? Hayrını hasenatını yaptın mı? Cuma günü diye ananın babanın kabrini ziyaret ettin mi? Etmedin mi? Efendim kavga mı ettin? İnsanların kalbini mi kırdın? İyilik mi yaptın? Hayır mı yaptın? Şer mi işledin? Bir hesapla bakalım. Eyvah! Müslümanların bayram günü olan cuma gününü ben ne kadar gafil geçirmişim. Bir dahaki cumaya aklım başıma devşireyim. Bir dahaki cumaya bırakma, yarınından itibaren, hatta şu akşam evine gideceğin zamandan itibaren artık kendine dikkat et. Yani yaptığım iş Allah'ın rızasına uygun mu değil mi diye düşün. Uygun olmayan işi yapma. Şimdi ben buradan kalkacağım, falanca yere gideceğim. Bu televizyonun başına oturacağım, filanca dizi filmi seyredeceğim.
Eğer Allah razı gelecekse seyret. Razı gelmeyecekse sat o televizyonu. Sokma eve. At dışarıya. Ne olursa olsun yani ahiretin azabı daha kötü. Ebedi azap daha kötü. Cehennemin azabına tahammül mümkün değil. O bakımdan her günahtan kaçının, her hayrı işlemeye çalışın. Borç almışsanız borcunuzu ödeyin. Kul hakkını üzerinize bırakmayın. Çünkü Allah iyi niyetle borç alana ödenmesine yardımcı olur. Kötü niyetli olanı da dünyada ahirette mahrum eder, cezalara uğratır. Bu hadis-i şerifte tamam oldu borçla ilgili. Borçta ne düşüneceğiz? Esas itibariyle borç almayacağız kimseden. Esas itibariyle. Hele hele faizli borç hiç almayacağız. Çünkü almak da günah, vermek de günah. Ondan sonra borç almışsak ödemek niyetiyle alacağız. Ben alırım ama bunu nasıl olsa kanunlar müsaade ediyor. Efendim ödemem, atlatırım, atlatırım, 3 sene sonra öderim. O zaman enflasyondan da paranın değeri düşer. Ben de kolay ödemiş olurum. Olmaz. Allah bunun cezasını çektirir. Efendim ödemeye de girişeceksin. Borçlu olan insanın ekmeğine katık bile alması, yemesi doğru değil diyorlar. Bir an evvel ödeyecek, kurtulacak borçtan.